Esselamu Aleyküm sayın seyirciler, Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin, dine karşı esas hedeften şaşmayacağız. Doğu Türkistan'daki Çin Komünist Partisi sözde Şincan Siyasi Konsey Grubu uzun bir toplantı yaparak İslam ve Müslüman karşıtı radikal politikasını sürdürmeye devam edeceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Çin Siyasi Danışma Konseyi resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Doğu Türkistan'daki Çin Komünist Partisi Siyasi Konsey Grubu üyesi ve sözde Şincan Halk Hükümeti Siyasi Danışma Komitesi Başkanı Kukla Yetkili Nurlan Ebilmecin 17 Mayıs 2022 tarihinde yapılan Çin Komünist Partisi genişletilmiş toplantısında konuşma yaparak Doğu Türkistan'da sözde Çin ulusal ortak bilinci bir bütün olarak pekiştirmek, İslam'ın Çinileştirilmesini teşvik etmek, İslam'ın Çinileşme sürecini hızlandırmak, İslam'ın sosyalizme uyarlanma düzeyini güçlendirmek ve sözde Şincan'ı Çin kültür medeniyetiyle beslemek gibi Müslüman karşıtı uygulamalarına devam etme gereğini yeniledi. Toplantıda ayrıca Çin hükümetinin son yıllarda üstüne basa basa vurguladığı sözde merkezi 5 ilkeye bağlı kalmak adı altındaki halkı doğru yola başlamanın ortak ulusal bilinç, doğru tarih, doğru etnik köken, kültürel ve dini yönlerden eğitilmesi safsatasıyla dine karşı esas hedeften şaşmayacağını bildirdi. Nurlan Ebilmecin açıklamasında Çin rejiminin soykırım politikalarına yönelik uluslararası toplumun son dönemdeki baskılarına güya dış güçlerin Çin'in kalkınmasını baltalamaya çalıştığı yalanıyla rejim hükümetini aklamaya çalışırken toplantıda öne çıkan bazı gelecek planların Doğu Türkistan'daki durumu daha da kötüleştireceğini ve Çin'in Doğu Türkistan'da insanlığa karşı suç işlemeye devam edeceğini gösteriyor. Çin son yıllarda çeşitli isimler altında Doğu Türkistan halkını tamamen asimile etmeye çalışıyor. Ve bu şeytani hedefe ulaşmak için gah terörle mücadele, gah aşırıcılığı yok etme diyerek 2016'dan beri 8 milyon insana dönüşümlü olarak toplama kamplarında veya hapishanelerde hapsetti. Mahkumların çoğu vahşice işkence gördü ve çok sayıda şehit edildi. Bununla yetinmeyen işgalci Çin hükümeti, kırsal fazla emeğin işe yeniden yerleştirilmesi yalanıyla Doğu Türkistan'la 1 milyondan fazla genci Çin vilayetlerine zorla çalıştırmak üzere sürgüne gönderdi. Yerine de kötü profilli, sabıkalı, dar gelirli ve vasıfsız Çinlileri Doğu Türkistan'a kök salma koşuluyla hem de çeşitli imtiyazlar sağlayıp sözde Şincan'a yardım bahanesiyle Doğu Türkistan'a yerleştirdi. Şimdi de bahse konu sözde İslam'ın Çinileştirilmesi politikası, halkı dini inançlarından ve ulusal kimliklerinden vazgeçmeye ve Çin kültürünü tanımaya, benimsemeye zorlayarak sıkı bir şekilde sistematik soykırım uyguluyor. Çin Komünist Parti rejimi uluslararası baskı, yaptırım ve suçlamalarla karşı karşıya kalınca Doğu Türkistan'daki soykırımın faili Çin Chengguo'yu görevden uzaklaştırıp yerine bizzat Çin Komünist Partisi elebaşı Xi Jinping tarafından Ma Xingrui'yi atayarak güya yeni kan değişimi olumlu hava estirmeye çalışmıştı. Fakat rejim yetkilileri kendi içinde çeşitli toplantılarında soykırım politikalarını sıkı bir şekilde uygulamaya teşvik ediyor. Çinli vali her bölgede bir cami, bir polis karakolu gezdi. Doğu Türkistan'a yeniden atanan Çinli vali Ma Xingrui, Bayungulun vilayetindeki numunelik camileri ve polis karakollarını ziyaret ederek fikir ve eylemde sözde Şincan'ın istikrarını sıkı bir şekilde korumaya teşvik etti. Çin propaganda ajansı Şincan Haberler Ağı'na göre Doğu Türkistan'daki sözde Şincan Parti Komitesi Sekreteri Ma Xingrui 16 ile 17 Mayıs tarihleri arasında Bayungulun vilayetinde camileri ve polis karakollarını gezdi. Çinli vali Ma Xingrui, Korla Şehir İttifak Camii ve Hotun Sumbul ilçesindeki Tongxing Hui Camii gibi göstermelik numune camileri ziyaret ederken, Çin Komünist Partisi elebaşı Xi Jinping'in ortaya koyduğu sözde Şincan'ı yönetmede
10. Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin 3. Genel Toplantısının ruhunu yaygınlaştırmak adı altında yürütülen Doğu Türkistan'daki Müslüman karşıtı devlet terörü politikalarının daha da güçlendirilmesine yönelik talimatlar verdiği bildirildi. Çin medyasına göre Ma Xingru 16 ile 15 Mayıs'ta Ürümçi'de 10. Parti Komitesi'nin 3. genel oturumunu topladı ve ardından konferansın ruhunu aktarma yolculuğuna başlamak için Bayıngul'un vilayetine geçti. Ayrıca ziyaret sırasında Bügür ilçesi, Hoşt ilçesi polis karakollarını gezerken özellikle de bölge genelindeki siyasi hukuk sisteminin yönetimini sıkılaştırması, sözde terörle mücadeleyi derinleştirmesi, aşırıcılığı ortadan kaldırma siyasetinde kararlılıkla şiddet ve terör olaylarının oluşmasını kesin olarak engellemeye yönelik buyruk vererek Doğu Türkistan'daki baskıların daha da artacağı sinyalini verdi. Çin propaganda ajansı Tanrıdağ Ağa'nın 28 Nisan tarihli haberine göre Ma Xingru her bölgede bir cami, bir polis karakolu gezisi kapsamında Kirye ilçesi polis karakolunu ve bölgedeki camiyi ziyaret ederek Doğu Türkistan'daki baskıların artacağını işaret etmişti. Çin 1949 işgalinden bu yana çeşitli bahanelerle Doğu Türkistan halkına yönelik baskı ve çeşitli terör politikaları izleyerek sayısız Doğu Türkistanlıyı keyfi tutuklamış, bilhassa 2017 yılından itibaren çeşitli uluslararası baskı ve yaptırımlara rağmen daha vahşi yollara başvurarak sözde aşırıcılık ve terörle mücadele bahanesiyle Uygurları hedef alan sistematik soykırım suçu işliyor. Gözlemciler Ma Xingru'nun Bayıngul'un vilayetine yaptığı ziyaretin bölgenin stratejik ve ekonomik konumuyla ilgili olduğunu hatırlatarak, bir yandan da camileri ziyaret ederek komünist imamlarla ideolojik görüşmeler yaparken, diğer yandan polis güçlerine her türlü destek, teşvik ve gaz verirken, aşırıcılık terörle mücadele yalanıyla Uygurları hedefe koyduğu, nitekim Doğu Türkistan halkının normal yaşamına müdahale ederek yeri doldurulamaz zararlar verdiğini kaydetti. Çin'i Taşkorgan'a bağlayan havaalanı tamamlandı. Doğu Türkistan'ın Kaşgar vilayeti Taşkorgan bölgesinde Çin'i Doğu Türkistan'a bağlama projelerinden biri daha inşası tamamlandığı, test uçuşa başladığı öğrenildi. Bölgede ilk yüksek plato havaalanı olan Taşkorgan Koncirap Havaalanı'nda bir Airbus A319-115 yolcu uçağının piste inişiyle test uçuşu başladı. Rakamı 3258 metre olan Taşkorgan Koncirap Havaalanı, Kaşgar bölgesine bağlı Taşkorgan Tacik ilçesinde bulunuyor. Tacikistan ve Pakistan, Afganistan gibi ülkelerle sınırdaş. Çin Uluslararası Radyosu'na göre Taşkorgan Koncirap Havaalanı'nın Temmuz ayında resmen hizmete geçmesi bekleniyor. Havaalanının yılda 160 bin yolcu ile 400 ton kargo ve posta kapasitesi olduğu belirtildi. Taşkorgan ilçesinden Kaşgar, Yarkent, Ürümçi, Gulca ve Aksu kentlerine uçuşlar açılmasıyla bölge Çin illerine bağlanmış olacak. Çin işgal rejimi, Doğu Türkistan'ın Çinleştirilmesi için keyfi tutuklamayla bir yandan Doğu Türkistanlıları toplama kamplarına ve hapishanelere hapsederek gençleri Çin illerine ve diğer bölgelere zorla çalıştırmak üzere sürgün ederek Uygurların sayısını azaltıyor. Öte yandan Çinli yerleşimcilerin bölgeye yerleşimini hızlandıran Çin, aynı zamanda sözde bir kuşak bir yol ticaret planında Orta Doğu ve Avrupa'ya açılan stratejik öneme sahip Doğu Türkistan'da çok sayıda hava yolu, demir yolu ve karayolu inşa ederek çeşitli kaynakları kaçırmak için kullanıyor. Gözlemciler, Çin rejiminin son zamanlarda Doğu Türkistan'ın hava, demir yolu ve karayolu taşımacılığını hızla genişleterek ve Doğu Türkistan kaynaklarını taşımak için ulaşımı kolaylaştırarak Çinli yerleşimcileri Doğu Türkistan'a yerleşmeye teşvik etmek için kullandığını, aynı zamanda Kaşgar vilayetindeki Taşkorgan sınır bölgesinin Çin'in bir kuşak bir yol planı için coğrafik öneme sahip olduğunu söyledi. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.